Hazreti Mevlana'dan günümüze bir diyalog örneği. Konya'da halka vaaz eden Hazreti Mevlana bir ara der ki: "Sizler hep iyilerin yanında, kötülerin de uzağında durun. Sakın kötülerle yüz yüze, göz göze gelip de kötülüklerinde cesaret vermeyin." Ne var ki halkı kötülere karşı böyle uzak durmaya çağıran Mevlana söylediklerinin aksini yapar. Civarda ne kadar kötü bilinen varsa hepsiyle de yüz yüze, göz göze diyalog kurup sohbeti tercih eder. Bir gün yine kötü bilinen bir adamın dükkanında yüz yüze sohbet ettiğini gören cemaatten biri dışarıda beklemeye başlar. Maksadı camide söyledikleriyle dışarıda yaptıklarının hesabını sormak. Nitekim Mevlana dükkandan çıkıp da yolda yürümeye başladığı sırada arkasından erişen öfkeli adam sorusunu şöyle sorar: "Sen değil miydin kürsüde iyilerin yanında, kötülerin de uzağında durun diyen?" Mevlana tereddüt etmeden cevap verir: "Evet, bendim." Öfkeli adam "öyleyse nedir bu çelişkili halin?" der. "Kötülerle yüz yüze, göz göze diyalogdan geri kalmamakta, onlarla hep beraber olmaktasın." Mevlana şaşırtan cevabını şöyle verir: "Ben 72,5 milletin kötüleriyle beraberim." Büsbütün çileden çıkan adam zaten der, "sizin gibileri bizim ahlakımızı bozuyor. Kürsüde öyle konuşuyorsunuz, sokakta böyle davranıyorsunuz. Sözünüzle özünüz bir olmuyor." Ah, kıt olunca cahilce cevaplar, sorular birbiri ardına gelebiliyor. "Ben bu sözünle de beraberim" diyen Mevlana şöyle devam eder: "Doğru olan sözüyle özü bir olmaktır. Kürsüde ne söylüyorsa sokakta da öyle olmaktır. Yalnızdır. Benim sözümle özüm birdir. Çelişki yoktur davranışlarımda." Şöyle açıklar kendi özel durumunu: "Ben sırtında gül yaprağı taşıyan bir hamal gibiyim. Vardığım yerlere gül kokusu yayarım. Sırtında gülü bulunmayanlar kötü kokulu yerlere varmasınlar." Şu benzetmeyi de ekler sözlerine: "Bizim gibilerin vardığı karanlık yerlerde bilgi şimşekleri çakar. İlim sohbetleri aydınlatır ortalığı. Vardığı yeri aydınlatacak bilgi nuruna sahip olmayanlar girmesinler. Aydınlatamayacakları karanlık yerlere girmesinler." Hiç beklemediği mantıklı bir açıklama ile karşılaşan öfkeli adam düşünmeye başlar. Neden sonra onun da söylediği duyulur. "Demek ki" der, "bilgi yükü taşımayanlar varmasınlar kötülerin yanlarına. Çünkü bilgileri yoktur ki bilgisizlik kokusunu bastırsınlar. İlim irfan nurları yoktur ki cehalet karanlıklarını aydınlatsınlar." Sözlerini şöyle bağlar: "Şimdi anlıyorum ki" der, "bilgisizlere düşen kötülerden uzak durmak, bilgi sahiplerine düşen de kötüleri kendi hallerine bırakmayıp irşad etmek. Zaten" der, "sorumluluk duygusu taşıyan doktorlar hastalardan uzak kalamazlar. Muhtaçları şifalı ilaçlardan mahrum bırakamazlar."